Gördüğümüz ders kitabı görsellerinden ya da mikroskop görüntülerinden dolayı hücreleri ilk öğrendiğimiz zaman etrafında bir şeylerin yüzdüğü içi akışkan dolu balonlar olarak e, onları hayal ediyoruz. Mesela bu sağ tarafta gördüğümüz hücre resmi oldukça yaygın bir ders kitabı görüntüsü. Burada bir e, hücrenin kesitini görüyoruz. Bütün önemli kısımlar gösterilmiş. Mesela burada hücre çekirdeğini görüyoruz endoplazmik retikulum ve Golgi aygıtını da görüyoruz. Burada ise mitokondriyi görüyoruz. Çizimde tüm bu organeller sitozol içinde yüzüyorlar gibi gösterilmiş. Hücre içinde çok fazla miktarda su bulunduğu doğrudur. Hatta bizi biz yapan şeyin çoğu su ve bu suyun büyük bir kısmı da hücre içinde bulunuyor. Fakat bu tip gösterimlerin Hücre yapısı ile ilgili çok kritik noktaları gözden kaçırdığı sonunda ortaya çıktı arkadaşlar. Hücre iskeletini gözden kaçırıyorlar. Hücre iskeleti. Bugün bile hala hücre iskeletinin nasıl çalıştığını, hücre yapısını nasıl oluşturduğunu ve şeklini, ona şeklini nasıl verdiğini moleküllerin hareketini nasıl sağladığını bütün bunları hala bugün anlamaya çalışıyoruz. Buraya özellikle farklı renklerde yazdım. Örneğin burada hücre iskeletini görsel olarak hayal etmek istesem aklımda birçok farklı yapıyı canlandırmam gerekir. Bütün bu farklı yapı taşları hücre içinde baştan sona uzanacak. Bu yapıların kendilerine bağlı halde bulunan proteinleri olacak. Hatta hareket edecekler, büyüyecekler hücreye hareket edebilmesi için yardım edecekler, değil mi efendim? Hücre içinde moleküllerin taşınmasına yardım edecekler ya da diğer moleküller onların içinde konaklayacaklar. Oho, bu kadar çok işi yapıyorlar. Yani anlayacağınız bahsettiğimiz şey burada basit bir şekilde gösterilen çizimden çok 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 saymakla bitmez daha karmaşık bir yapıya sahip. Hücrenin karmaşık yapısını kafamızda canlandırmamıza yardım etmesi için sol taraftaki bu resmi buldum. Resimde Tek bir hücremizin bile ne kadar karmaşık bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden aklımızda canlandırmamız için yardımcı olacağını bize düşündüm. Şimdi bu resimdeki yapıların bazılarını inceleyelim. Burada mor renkle çizdiğim yapıyı mikrofilament olarak adlandırıyoruz. Evet bunu yazalım. Mikro filament. Bu mikrofilament 6-7 nanometre civarında bir çapa sahip. Yani 1 metrenin milyarda 6-7'si kadar bir çapı var. Milyarda 6-7'si diyorum arkadaşlar 1 metrenin. Ölçeyi anlayabilmemiz için hücreyle kıyaslayacak olursak da bir hücre aşağı yukarı 6-7 mikrometre ya da biraz daha büyük bir çapa sahip öyle söyleyeyim. Yani bu mikrofilamentin çapı hücrenin çapının aşağı yukarı binde biri kadar. Bakın hücre ne kadar küçücük bu onun binde biri kadar. Aslında burada çizdiğim çizgiler hücrenin ölçeğiyle aşağı yukarı uyumlu boyutta değiller. Hatta daha da ince çizmem gerekirdi. İşte bu yüzden bu gibi gösterimlerde çoğu zaman bu yapıları göremeyiz. Bu yapıların bir tanesinin çapı hücre çapının kabaca binde biri. Genelde gösterilmeseler de bu yapılar hücre yapısının kazanılmasında yardımcı oldukları için inanılmaz derecede önemli yapılar. Yani bunu altını ısrarla çizmek istiyorum aktin proteinlerinden oluşmuşlardır. Burada iki tane aktin proteini görüyoruz. Bunları iki tane halat olarak da hayal edebilirsiniz. Birbirlerinin etrafına sarılmış haldeler. Evet, farklı bir renk alıyorum. Mikrofilamentlerin yapısıyla alakalı olan proteine aktin diyoruz. Yani yazalım bu aktin. Bu mikrofilamentleri önemli kılan özelliklerden bazıları başka birçok görevlerinin dışında Hücreye yapısını kazandırma da yardımcı olmaları, dinamik olarak yıkılıp yeniden yapılabilmeleri, uzunluklarını değiştirebilmeleri ve ve bir hücreye hareket etmesi için yardımcı olmalarıdır. Bu onlar önemli olan özelliklerden bazıları bunlardır. Üstüne üstlük mikrofilamentler moleküllerin taşınması amacıyla da kullanılabilirler. Onları itip çekebilirsiniz. Esasen aktin ve burada gördüğünüz şey arasında ilginç bir etkileşim mevcut. Burada gördüğünüz kısım miyozinden meydana gelir. Görmesi biraz zor. Bunu da yazalım. Bu miyozin. İşte bu aktin ve miyozin arasında enteresan bir ilişki var arkadaşlar. Anlatıyorum. Miyozin aktin üzerinde onu tekmeler gibi hareket eder. Bakın sanki kavga ediyorlar. Yani miyozin ve aktin birbirlerine göre hareket ederler. Bu hareket kas kasılması için gerekli bir harekettir. Birkaç amino asit dizisinden oluşmuş proteinlerin bile bunun gibi karmaşık şekillerde etkileşim halinde olmaları inanılmaz derecede büyüleyicidir. Bu miyozinlerin aktin üzerinde adım atar gibi ilerlemesi, hareket etmesi ve asılması akıl almaz. Evet, burada gördüğümüz miyozin. Bunun dışında burada da ribozomlar görüyoruz. Evet. Bu ribozomlar Endoplazmik retikuluma bağlanmış halde bulunmuyorlar. Yani serbest halde geziniyorlar. Gördüğünüz gibi bunlar inanılmaz derecede karmaşık yapılar. Burada aktinden meydana gelmiş mikrofilamenti görebilirsiniz. Bakın başka bir mikrofilament daha var. Hatta yukarıda da bir tane mikrofilament görüyoruz. Peki buradaki sarı renkle üzerinden geçtiğim tüp benzeri büyük yapılar neler? Bu yapılara mikrotübül diyoruz. Mikrotübüller mikrofilamentlere oranla çok e, daha e, büyük gözüküyorlar. Fakat hücre ölçeğinde hala küçükler. Mikrotübüllerin çapı aşağı yukarı 25 nanometre. Bu mikrotübüller de hücrenin yapısını kazanmasında büyük rol oynuyorlar. Mikrofilamentler hücre içindeki şeylerin düzenlenmesine ve taşınmasına olanak sağlarlar. Bunlar da hücrenin dinamik parçaları. Yani yıkılıp yeniden üretilebilirler. Hücrenin şeklini değiştirebilirler. Bu tasvir ettiğim yapılar hücrenin çoğunda, e, yani hücrelerin hemen hemen çoğunda bulunur. Fakat hayvan hücrelerinde ara filament olarak adlandırdığımız ve boyut olarak mikrofilament ile mikrotübül arasında olan yapılar da bulunur. Bu yapılar da hücrenin şeklinin korunmasında ve diğer başka şeylerde görev alıyorlar. Umarım diğer videolar hücrenin karmaşıklığı ve büyüleyiciliği ile ilgili aklınızda bir fikir oluşturmuştur. Bu videonun amacı aslında hücre karmaşıklığı ile alakalı daha da büyük bir hayranlık duygusu oluşturmaktı. Çünkü normalde hücreleri çok basit olarak düşünürüz. Fakat gerçekte ders kitaplarınızdaki çizimlerde gösterilemeyecek kadar karmaşıktırlar. Burada aşağıda birkaç tane hücre e, resmi e, var. Bu resimlerde e, hücre iskeletini boyanmış olarak görebiliyoruz. Mesela bu resimde bir ineğin akciğer hücresini görüyoruz. Burada yeşil sarı renkte gördüğümüz yapılar mikrotübüller. Bu pembe turuncu renkte gördüğümüz yapılar da mikrofilamentler. Sonuç olarak su dolu balon olarak düşündüğümüz şeylerin aslında ne kadar karmaşık olduğunu görmek gerçekten de hayranlık verici.